Bir şey daha var. Cenab-ı Allah bir hadisi kudüsü diyor ki, kolum beni nasıl bilirse onunla öyle muamele ederim. 8. sözde gelecek. Ana inde husni zanni abdi bi. Biz Allah'ı böyle biliyoruz ki bu manaları bizim istat ve kabiliyetlerimizi geliştirmek, nemalandırmak için bize göndermiş. Tabii. Öyleyse biz bütün engelleri, bütün manileri ortadan çıkar kaldıracak, bunları anlamak ve uygulamak niyetiyle okuyacağız. Kendimizi daha maneviyatımızı yükseltmek ve hayatta daha iyi bir insan olabilmek, daha iyi bir kul olabilmek için. Maddi mani, bakın Serdar abi, ilim ve dua meselesinde işlemiştik yani. İlim, şimdi dua cehaletle olmaz. En makbul dua fiili duadır. Yani ilimle, ilim elde etmek, ilim tahsil etmek bir duadır. Yani siz bu kitabı okumak için dahi bir ilme ihtiyacınız var. Yani bir usule, bir üsluba, bir tekniğe ihtiyacımız var. Bunlar Cenab-ı Allah'ın kainata koyduğu kanunlardır. Bu kanunlara %100 riayet etmemiz lazım. Bu kanunlara riayet edersek bu dünyada mutlu, bahtiyar, saadetli, ahirette de cennetli oluruz. Evet abi. Ya Allah'ın iki tane kanunu vardı ya, bir şeriat-ı fetriye dediğimiz kainata cari olan kanunlar, bunların da kanunları sebeplerdir. İşte bu TV 111 elmas dükkanına gelebilmek için benim Üsküdar'dan arabaya binip niyet edip efendim arabayı çalıştırıp kaza basmam lazım. O fiili dua yapmam lazım. Yoksa orada oturduğum yerde efendim Allah'ım beni şeye götür. TV 111'e götür dersem götürmez. Allah'ın kudret eli sebeplerin tahtında, altında çalışır. Sen sebepleri bir araya getireceksin. Evet abi. Onun için biz de sebepleri bir araya getiriyoruz. Bunları okuyoruz, müzakere, mütalaa ediyoruz. Ta ki manalar, afaki malumatlar kalbe geldiği zaman orada bir musaddık görsün, bir tasdik edici görsün ve nura inkılap etsin. Yoksa abesiyete ve zulmete inkılap eder. Evet.